Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Harikaydınız, muhteşemdiniz. Bayıldım size. Teşekkürler. Bu romantizmi bozmak istemezdim ama araya girmek zorundayım. Kusura bakmayın. Valse karar verdik mi? Ne dersin hayatım? Ben diyorum ki daha geleneksel bir dansla mı giriş yapsak acaba? Nasıl mesela? Yani daha bizden olan bir dansla. Ya bizim kültürümüzden olan bir dansla mı giriş yapsak? Yani senin için de uygunsa tabii Murat. Ya sen öyle istiyorsan benim için sorun yok. Tabii olur. Yani sizin için de uygunsa tabii. Uygundur tabii ki. Ben şey düşündüm. Yani bakındım biraz da daha önceden. Mesela Aydın Zeybi. Ne dersin? İlginç ama... Figen. Ah Ela. Telefonu unutmuşsun. Ya çok dalgınım bu aralar. Çok teşekkür ederim Ela. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Gördün mü bize bakışını? Telefonu o getirdi. Furkan da getirebilirdi. Neyse seni eve bırakın. Geç kalma. Araba yan sokakta. Ben bir karameliyi nasıl göreceğim ya? Avşe teyze. Ah Melek'ciğim. Aklım sizde kaldı. Nasılsınız? İyi misiniz biraz daha? Ay daha iyiyim biliyor musun? Yani bütün o tuhaf şeyler sanki aklımdan bir anda uçtu biliyor musun? Kendimi böyle koşacak kadar güçlü hissediyorum. Ne güzel. Biraz yürümeyi deneyelim mi o halde? Ya evet. Çok iyi olur. Şöyle. İyi olacak. Bak gördün mü? Biraz hava alsam iyi gelecek bana. O zaman bahçeye çıkalım. Biraz nefes alırız, yürüyüş yaparız. Tamam. Gidelim tabii. Ay, teşekkür ederim Melek'ciğim. O kadar iyisin ki. Ne demek? Yani benim kafamdaki dans tam olarak bu. Emin misin? Eminim. Bak göreceksin, sana çok yakışacak. Yani tabii benimle. Sen yanındaysan başka hiçbir şey gerek yok. Hadi. Bu dansın seni bu kadar sevindireceğini bilseydim eğer... derslere daha önce başlatırdım. Bu dansa karar vermenize sevindim. Biraz da şaşırdım açıkçası. Genelde çiftler artık bu tarz danslardan çok hoşlanmıyorlar. Böyle ince bir şeyi ancak sen düşünebilirsin zaten.
kararımızı verdiğimize göre başlayabiliriz derse. Tek tek başlayacağız önce. Murat Bey, sizi önden alayım. Bu dans senin için. Peki. Ne kadar iyi oldu değil mi böyle çıktığımız? Çok iyi geldi. Buyurun. Yavaş hareket edelim Mazlut teyzeciğim. Hiç acelemiz yok. Tamam canım. Ah Melekciğim. Aslında kendimi daha iyi hissediyorum galiba şimdi. Hani koluma girmene gerek yok. Şöyle. Evet, iyi. Evet, gerçekten de iyi görünüyorsunuz. İyiyim, iyiyim. Şükür. O zaman şöyle oturalım mı? Kahvelerimiz de buraya gelsin. Tamam. Süper olur. Hava da çok güzel şansımıza. Buyurun böyle. Ulan içeri girebilsem, daha yakında olabilsem her şeyi anlayacağım ama... Ah ulan şu aramızdaki engeller. Bugün yaptıkların için çok teşekkür ederim. Ne demek? Bu arada seni zorlamak istemem ama... Kız arkadaşım olarak rol yapmaya devam edersen sevinirim. Bunu bir iş teklifi olarak düşün. Eğer teklifimi kabul edersen borçlarını ödemene yardımcı olurum. Levent Bey, ne kadar iyisiniz. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz. Ne diyorsun teklifime? Bunu evet olarak kabul edebilir miyim? Daha çok işi var. Ama Zeynep görünce çok sevinecek. Çok güzel olacak bence, eminim. Çok yoruldum. Yat, dinlen istersen biraz. Sen de çok yoruldun. Bütün gün dans provası yaptın. Şimdi de Zeynep'in gelinliğiyle uğraşıyorsun. Hadi sen de dinlen biraz artık. Sabaha kadar bitirmem lazım. Olmaz. Ver bakayım sen şunu. Ver, ver, ver. Bırak, bırak, bırak. Acelesi yok zaten. Sabah uyandığın zaman yaparsın. Hadi yatağa. O zaman ben de senin yerini hazırlayayım. Ben hallederim. İçim rahat etmez öyle. İyi madem. Birlikte hazırlayalım o zaman. Çok güzel bir gün geçirdim. Sayende. Ben de çok güzel zaman geçirdim. Sayende. Sayende çok şanslı bir kadınım ben. Bu sadece bir başlangıç. Çok daha büyük mutluluklar için bir başlangıç. Başlangıç. Peki Murat Bey. O zaman söyler misiniz? Murat Bey. Benim gelinliğim nerede acaba? Yani neden iptal ettiğini bana hala söylemedin. Allah'ım, bekleyip göreceğiz. Senin kafanda bir şeyler var ama çözemiyorum. Bu yüzden sormaktan vazgeçtim. Çözmeyeceğim. Bence böylesi daha iyi.
Çok güzel. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Bana soru sorma. Sadece güven. Peki. Hadi gel yatağa yapalım. Bak bunları düşününce yine şüphelenmiyor değilim. Sen orada olsaydın benim şu an ne demek istediğimi çok iyi anlardın. Bence sen biraz fazla kuruntu yapıyorsun Ela. Bu söylediklerin ne bileyim açıklaması olabilecek şeyler. Fırsat bulduğunda defalarca bakışlarını da yakaladım. Bu da mı tesadüf şimdi? Ya yanlış anlamışsındır, denk gelmiştir. Ne bileyim o da seni gördüğü için şaşırmıştır. Ben galiba Levent'in hiçbir zaman ne düşündüğünden ya da ne hissettiğinden emin olamayacağım. O yüzden tek çözüm benim ondan uzak durma. Haklısın. Haklısın. Nasıl olacak o? Aynı ortama denk gelmemeye çalışacağım. İşte yanlarına gitmemeye çalışacağım. Furkan'la ilişkime zarar gelmemesini ancak böyle sağlayabilirim çünkü. Al şunu al. Stresin azalsın. Peki iyi güzel diyorsun da Furkan şüphelenirse ne olacak? O dediğin her an olabilir biliyor musun? Çünkü sürekli soruyor. Nasılsın, iyi misin, bir şey mi var, ne oldu? Sürekli böyle. Sen ne diyorsun? Geçiştiriyorum. Tabii şimdilik geçiştirebiliyorum. Yani anladı anlayacak diye gerçekten çok korkuyorum. Benim bir an önce iş bulmam lazım Betül. Yani farklı bir hayatımın, bir meşguliyetimin olması lazım çünkü. Mantıklı bak. Yani Furkan kafası her esnede seni çağıramaz. Mazeretin olur işte. Geçiştirirsin sen de. Yarın sabah itibariyle iş başvurularına başlayacağım. Sen dua et de gönlüme göre bir iş bulayım. İnşallah Ela. Hiç vakit kaybetme bence. Arkadaşın nasıl oldu Ala? Daha iyi oğlum. Torunları da geldi. Artık gözüm arkada kalmaz. Güzel. Levent'in kız arkadaşı nasıldı? Yemek nasıl geçti? Çok güzel geçti Ala. Levent'in kız arkadaşı Figen.
Çok tatlı bir kız. Helal'e iyi anlaştılar. Bu arada Levent'in selam var. Senin de olmanı çok istedi. Bir dahaki sefere ben de olurum inşallah. Peki Ela ile sizin aranız nasıl yavrum? Aşabildiniz mi sorunları? Çok iyi Allah, hiç merak etme. Oh çok şükür. Sonunda her şey düzene girdi demek. İnşallah bundan sonra kimse girmez aranıza oğlum. Çok mutlu olursunuz. Birbirinizden hiç ayrılmazsınız. İnşallah halacığım, inşallah. Ne kadar güzel dilekler bunlar böyle. İnan benim de hayatta bundan başka bir isteğim yok. Kuzum benim. İnşallah çok mutlu olursunuz yavrum. Bile yok ya. Daha uzun yapsam. Ya ben bu dinozor yasını nasıl taklit edeceğim ki zaten ya? Olmadı ya. Sol elle deneyeyim. Dur bakayım. Günaydın. Günaydın. Erkencisin sen de. Bugün bu sürprizin yapılması lazım. Sana kahve getirdim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sen nereden kalkmışsın? Toplantı mı vardı? Yapmam gereken bazı işler vardı. Onları hallettim. Sonra da Zeynep'i okula bıraktım. Görmen lazım. O kadar mutlu ki. Okul saatinden önce gideceğim diye tutturdu. Okula gittiği zaman onu çok özlüyorum biliyor musun? Yani böyle her an kapıdan çıkıp gelecekmiş gibi geliyor. Alışamadım hala Murat. Evet. Alışmak biraz zaman alacak gibi. Oo. Neredeyse bitirmişsin. Ne kadar hızlısın. Zeynep okuldan görünce var ya çok şaşıracak. Onun böyle şaşkın minik suratını görmek için her şeyi yapabilirim. Gerçi benim gelinliğimden daha önce bitmiş olacak ama. Sen moda evinden daha hızlısın demek ki. Moda evinden mi? Hani şu benim gelinliğimi aldığımız moda evi. Ben öyle bir şey demedim. Moda evi dedim. Dedim değil mi? Günaydın. Bu senin galiba. Tam da zamanında geldi. Nasıl? Ama sen iptal ettiğini söylemiştin. Niye öyle dedin o zaman? Neden? Bana anlatacak mısın? Bence sen kendini öğrenebilirsin. Yani böyle değil mi? Teşekkür ederim. Bu benim eserim değil. Senin eserin. Kim bilir nasıl yakışacak? Bence üzerinde görmelisin. Ben çalışma odasında olacağım. Tamam. Ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırlıyordum efendim. Korktum. Adın neydi senin ya? Gül efendim. Aman tamam neyse. Şimdi Ayşe teyzeyle bana böyle bol proteinli ama düşük kalorili bir kahvaltı hazırlıyorsun tamam mı? Benim çayıma da limonat. Tamam. Şey Melek Hanım. Hı.
Ay ben de bugün sizin yanınıza gelecektim ya. Neden, ne oldu? Cemre Hanım'a bugün moda evinden bir paket geldi. Ay valla çok büyük ve ağırdı. Bence gelinlikti. Yani ben öyle düşünüyorum, kesin gelinlikti. Gelinlik mi? Ay istiyorsanız ben hemen gideyim bakayım. Neymiş, modeli neymiş, nasıl bir şeymiş. Ay sizin için hemen bakarım. İş güzellerin lüzumu yok. Sen önce işini yap. Ben senden bir şey istersem yaparsın. Tamam. Hadi. Abi. Buna da hiç yaranılmıyor. Suratsız. Ay. Ay kuzum ne kadar güzel olmuşsun. Arkasını yapamadım. Hadi yaparım Dal. Ben hayatımda bu kadar güzel gelin görmedim. O kadar güzel olmuşsun ki. Maşallah sana. Hep çok mutlu ol kuzum. Ha, dön bakayım sana bir daha bakayım. Abla abartma. Murat incileri bile unutmamış abla. O kadar özenli, o kadar ince düşünüyor ki. Ben onu tanıdıkça ona daha çok aşık oluyorum. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun yavrum. Siz birbirinizi hak ediyorsunuz. Murat Bey'le birbirinize çok yakışıyorsunuz. Hep çok mutlu olun. Abi gizemli odayı istediğin gibi düzenledim. Hazır. Güzel. Abi o dilde konuşamadık. Nasıl geçti yemek? Ela'mı görebildim. Yanında durabildim. Nasıl geçebilir? İyiydi yani. Figen nasıldı? Figen iyi idare etti. Ama Ela neredeyse anlayacaktı kız arkadaşım olmadığını. Anlasaydı her şey mahvolacaktı. Bir insan lafın üstüne arıyor. Efendim Figen, teklifimi düşündün mü? O zaman sen borcunu bir dökümüne at. Ödeme gününü, miktarını düzenli ödeyelim. Kapatalım borcunu. Rica ederim. Bundan sonrasını konuşuruz. Hoşça kal. Sen Ela'yı boş bırakma. Her an peşinde ol. Ne yaptığını, ne ettiğini, nereye gittiğini bana rapor et. Ben hiç merak etme, o iş bende abi. Git evin önünde bekle. Bir yere giderse düş peşine. Ama dikkatli ol, seni görmesin. Eyvallah abi, o zaman bana müsaade. Anacığım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuşsun kız. Üstündekiler çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ela. Hı. Şu Betül'ü eve aldığımızda kadar iyi oldu. En azından mutfak masraflarımız çıktı. Hala. Bak sen böyle diyorsun ama o kız benim arkadaşım. Yeni çalışmaya başladı. Fazla yüklenmesen mi acaba kıza? Kız ben yüklenir miyim? Seni de onu da evladım gibi görüyorum. Hem inan bir başkası olsa asla eve almazdım. Şu zengin Furkan oğlumla aranız nasıl? Daha kalbini kırmıyorsun değil mi? İyiyiz Salacığım, iyiyiz. Merak etme. Ama bana hiç öyle gelmedi. Bu ara pek durgunsun, mutsuzsun. Ne bileyim yani aranızda kötü bir şey yok değil mi? Ya yok. Vallahi sen hiç merak etme, iyiyiz biz. Peki niye öyle Betül'le böyle odaya kapanıyorsunuz fısır fısır fısır? Ne konuşuyorsunuz? Hiç duyulmuyor da. Ablacığım aşk olsun, sen bizi mi dinliyorsun? Kız ne dinlemesi? Hani böyle geçerken duymaya çalışıyor. Kız ben senin halanım ya. Halanım, halan.
herhalde yani başım belada mı diye merak ediyorum. Ya haklısın aslında. Ama merak etme, önemli bir şey değil. Böyle kızsal mevzular, neyi nereden alsak falan. Önemli değil yani. Kız, çok güzel olmuşsun. Furkan'la buluşmaya mı gidiyor? Ha? Teşekkür ederim de. Yok halacığım ya. Birkaç tane iş görüşmesine gideceğim. İyi, iyi. İnşallah bu kapıdan iş bulur girersin inşallah. İnşallah. Furkan'la evlenmeden bu eve bir para girer de hepimiz rahat ederiz. Hala o ne demek ya? Kızım niye öyle bakıyor? Allah Allah. Şimdi bu damat hiç mi yardımı dokunmayacak? Derdimize derman olmayacak mıdır? Ela, nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim ya, öyle ne olsun. Vaktin var mı bugün? Ofise gelebilir misin? Bugün mü? Ne oldu? Bir şey mi var? Levent de ofiste olacak bugün. Furkan, benim bugün birkaç yerle iş görüşmem var. Ayrıca... İş başvurusu mu? İyi de nereden çıktı ki şimdi bu? Ben kendi işimi yapmak istiyorum. Yani yeni mezun olabilirim ama bir yerden başlamam lazım sonuçta. Yanlış mı düşünüyorum? Yok. Yanlış değil, tam tersi. Doğru düşünmüşsün. Sana bol şans. Teşekkür ederim. İşim bitince haberleşelim, olur mu? Tamam, olur. Olur mu acaba? Kabul eder mi ki? Kahveler hazır. Sağ ol hala. Hayırdır? Ne düşünüyorsun bu kadar derin? Hala, Ela'yı da bizim ofise alsak diyorum. Kendi mesleğiyle ilgili yetişirim. Az önce bana iş başvurusu yapacağını söyledi. Ne dersin? İyi olur aslında ama. Ya, ne gerek var başka yerlerde? Başkasının yanında çalışmasın. Yani gece gündüz yan yana olursunuz işte, ne güzel. Hiç ayrılmazsınız. Evet. Ben de öyle düşündüm. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun ya. Siz birbirinizi hak ediyorsunuz. Murat Bey'le birbirinize çok yakışıyorsunuz. Hep çok mutlu olun. Veremem. Ben çok bekledim. Çok. Gözümün önünde mutlu olmanızı istemeyeceğim. Benim ona siz mecbur ettiniz. Çok geç olmadan bu işi çözmem lazım. Günaydın Melek'ciğim. Birlikte kahvaltı edelim mi? Olur Afse teyzeciğim. Ya ben zaten mutfaktakilere söyledim. Şu an hazırlıyorlar. Sonra da güzel bir kahve içeriz. Ya çok iyi olur. Ya uzun zamandır seninle sohbet edemedik bir türlü. Evet ya. Siz nasılsınız bu arada, iyi misiniz? Ha, iyiyim, iyiyim. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Ha, bomba gibiyim anlayacağım. Oh, süper. Şimdi kahvaltımızı edelim. Kahvelerimizi içelim. Daha iyi hissedeceğim. Tamam, hay hay. O zaman siz buyurun, ben hemen geliyorum. Bir saçımı tarayayım. Tamam, bekliyorum ama. Hadi. Kızım, ne diyorum sana? Adam tüm kredi borçlarımı ödeyecek ay ay. Ben ne yapacağım bunun karşılığında? Sadece sevgilisiymiş gibi davranmak. Birlikte davetlere katılmak, yemeklere gitmek. Ya mükemmel bir iş değil mi tatlım ya?
Bak çok güzel bir fırsat çıkmış karşına. CEO'larla iş adamlarıyla takılacağım diye çektin kredileri, harcadın üstüne başına. Başka çarem mi vardı sanki? Bana dönüp bakmazlardı bile diğer türlü. Bu adam karşına çıkmasaydı kare kare düşünürdün onca borcu nasıl ödeyeceğim diye. Adam yüzüne bakmadı diye sinir krizi geçirdin. Kaza yaptın, araban da üstelik felç oldu. Bak o kaza olmasaydı hastanede Lenat'la karşılaşamazdım ben. Hiçbir şey tesadüf değil kızım bu hayatta. Ay sen hala işin gırgırındasın ama. Canından oluyordun az kalsın. Bir daha böyle saçmalıklar yapma. Yok be. Yapar mıyım hiç? Aldıklarım bana bir ömür boyu yeter zaten. Sen merak etme. Ha bu arada adam da yakışıklı yani. Hoş bir adam. Rol değil de gerçekte de olsa hayır demezdim. A bak dur, atayım sana fotoğrafı da. Hem zengin hem yakışıklı. E daha ne olsun canım? Sen bir paranı al da ondan sonra ne yapıyorsan yap. Tamam tamam. Bitireceğim borcumu bu defa. Merak etme. Hadi kapat da yollayayım fotoğrafı da. Bay bay. Karizmaya bak ya. Sokak mıydı acaba? Yok, ben bunları arayayım yoksa kaybolacağım. Merhaba. Şey, iş yeriniz tam olarak neredeydi acaba? Ben iş görüşmesine geleceğim de. Ha, tamam. Tamam, ben oradan geliyorum. Tamamdır, iyi günler. Efendim Betül? Yok ya, daha yeni gidiyorum. Birazcık kayboldum da. Yok, ben gecikirim zaten. Zaten bu şirketten başka bir mimarlık şirketine gideceğim iş görüşmesine. Tamam canım. Tamam, görüşürüz. Alo Furkan, ofiste misin? Evet evet, ofisteyim. Hayırdır? Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Tabii. Hemen gel konuşalım istersen. Tamam. Gelince konuşuruz. Buna bir son vermem lazım. Beni buna siz mecbur ettiniz. Ben böyle bir şey yapmak istemezdim. Oturup da mutluluğunuzu izleyemeyeceğim. Kahvelerinizi getirdim efendim. Aslı Hanım yok mu? Gelecek, bırak sen şöyle. Afiyet olsun. Kahvelerimiz de gelmiş. Ben hemen yardımcı olayım size. Teşekkür ederim. Ne demek? Önce kahvaltı, sonra kahve. Çok iyi geliyorsun bana. Hele seninle baş başa olmak. O diğerleriyle muhatap olmamak. Dinlendiriyor beni. Ne demek? Siz iyi olun, iyi hissedin. Ben başka bir şey istemem ki. Benim bir kızım olsa aynı senin gibi olurdu, biliyor musun? Sen çok iyi bir dost, çok iyi bir evlatsın.
Çok teşekkür ederim Asya teyzeciğim. Hadi içelim, soğumasın. Çok güzel. Afiyet olsun. Bence bu olmasın. Ben çok kötü çıkmışım burada. Bence nikahtaki fotoğraf gösterisinde en çok seni beğenecekler. Bak, bu da çok doğal. Bunu da koyalım. Bu üçümüzün olduğu fotoğraf çok güzel. Bunu da koyalım. Koyalım. Birazdan şimdi hoca gelir. Dediğine göre bayağı yol kat etmişiz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bence artık hazır duruma gelmemiz lazım. Evet. Bu da çok güzel. Aslında benim de seninle konuşmam gereken önemli bir şey vardı. Öyle mi? Evet. Ya ortak olduğumuz için tek başıma karar almak istemedim. Seninle konuşmak istedim. Tabii, konuşalım. Önce sen söyle lütfen. Şimdi ben düşündüm de bizim bir iç mimara ihtiyacımız olacak. Acaba tanımadığımız biriyle çalışmak yerine Ela'yla mı çalışsak? Yani senin için sıkıntı olur mu? Ya olaya bak Levent. Aynı şeyi ben de düşündüm. Benim seninle konuşmak istediğim şey buydu. Gerçekten mi? Evet. Hatta onu yani sürprizli bir şekilde işe dahil etmeyi planlıyordum. Ela benim için çok değerli. Onun için en iyisini yapmak istiyorum. Senin için bu kadar değerli olması çok iyi. Efendim Furkan. Ela bugün ofise gelebilir misin? Seninle konuşmam lazım. Ne konuşacaksın ki canım? Telefonda konuşsak? Telefonda olmaz. Ha, ama ben tam iş görüşmesi için bir ofise gelmiştim. İş çıkışında görüşsek? Boş ver iş görüşmesini falan. Her şeyi bırak gel. Çok önemli. Levent'le birlikte seninle konuşmamız lazım. Ha. Kötü bir şey mi oldu? Değil. Sen gel konuşalım. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Bendesiniz. Tamam, tamam. Tamam. Kocam gelmedi mi daha benim? O ben ne zaman hasta olsam başucumda olurdu. Onu bir çağırsanıza bana. Tamam, ben çağıracağım sizi. Ama siz öncelikle biraz dinleneceksiniz. Ama... O gelince bana haber verin. Vereceğim ben Aslı teyzeciğim. Benim hazırlanmam lazım. Tamam. Beni böyle bakımsız görmesin. Biraz süslenmek istiyorum. Kırmızı çok sevdim. Aynen. Bayılır kırmızıya. Aa, çok güzel. Hayatım, hoş geldin. Hoş bulduk. Benimle ne konuşacaktınız? Şimdi anlayacaksın. Gel benimle. Getirdim. Artık bana bir açıklama yapacak mısınız? Artık bizim de çalışıyorsun. İç mimar Ela Hanım. Aramıza hoş geldin. Tebrik ederim. Thank you.
İyi günler. Beni belediyeden görevlendirdiler. Bu mahallede bir takım yerlerde sızıntı sorunu yaşanmış da bütün evleri kontrol etmek zorundayım. O yüzden geldim. Yalnız evde şu an kimse yok. Ben bir Hatice abla, Yusuf abi falan arayıp siz bir bekleyin, olur mu? Ha yok, aramanıza gerek yok. Ben zaten randevu üzerine geldim buraya. Şimdi kontrol etmezsem tekrar randevu olunması gerekir. Bunun için vaktimiz yok maalesef. Ay. Peki madem, buyurun. Sağ olun. Nereden başlayacaksınız? Ben yukarıdan başlarım. En iyisi yukarıdan başlayayım. Daha önce gelmiştim ben. Yolu biliyorum. Siz hiç işinizden olmayın. Buyurun. Peki madem, kolay gelsin. Sağ olun, size de. Aslı teyzeciğim, beni duyuyor musunuz? Kocanız geldi. Ah be Aslı teyze ya. Gerçekten böyle olmasını istemezdim, biliyor musunuz? Ama ne yapalım? Sizin planlarınızı bekleyecek zamanım kalmadı benim. Zaman da akıp gidiyor malum. Nazlı'nın gelinliği bile geldi. Ya ben risk alamam ki artık. Bu evliliğin olmasına izin vermeyeceğim. Üzgünüm ama sizi gözden çıkarmak zorundayım. Evet, kaybınız bana belki üzüntü verecek. Ama çok şey de kazandıracak Aslı teyze. En başta da Murat'ı. Ama keşke böyle olmasaydı. En başından kızınız gibi gördüğünüz Meleği bu kadar ihmal etmeseydiniz böyle olmazdı. Ama merak etmeyin. Kısa ve acısız olacak. Gözünüz arkada kalmasın, olur mu? Murat tam da istediğiniz gibi benimle evlenecek. Evet, belki siz bunu göremeyeceksiniz ama olsun. Olmazdım. Ama biliyor musunuz? Şu an o Murat'la Nazlı dans dersinde. Bilin bakalım niçin? Düğünleri için. Düğünleri için şu an dans dersinde ikisi. Murat'ı onun kollarına siz attınız. Siz attınız. Ben ne yapayım? Bana başka yol mu bıraktınız sanki? Yok. Evet. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Ama merak etmeyin. Kızınız gibi sevdiğiniz Melek bu işin sonunu acısız bitirecek. Size acı çektirmeyecek. İyi uykular. Ne yapıyorsun burada? Kirlileri alacaktım da Aslı'da anlamın. Uyu Aslı teyze, sonra alırsın hadi. Ay gene mi? Ne gene mi ya? Yani sürekli uyuyor da ay acaba iyi mi Aslı'da Hanım? Ne yapacaksın acaba? Neyi soruyorsun ya? Ay vallahi bıktım hepinizden, tiksiniyorum ya sizden. Yürü git ayağımın altına dolan hadi. Yürü. Bir kol yapma bana. Allah Allah. Bulacağım ayağımın altını en sonunda. Bu seninle bu beni burada görürse vallahi billahi öldürür. Kaybolur üstten. Bugün artık çift devam edeceğiz dansımıza. Tek tek gayet güzeldiniz. Hem ritim hem duygu muhteşemdi. Ama biliyorsunuz ki çiftli bir dans yapıyoruz. Çiftli dansların en önemli unsuru partnerlerin arasındaki uyum. Uyum,
denge ve duygu. Koreografimizin temel amacı da bu zaten. Sizden isteğim hem sahnede hem de bu güzelliği kattığınız benliğin içinde olun. Kısacası bırakıp dansınız sizi özgür ve mutlu kılsın. Hazırsak başlayalım mı? Başlayalım. Hazırız. Evet. Karşılıklı geçelim. Uzaklaşalım ama. Gayet güzel. Bana söyleyeceğin şey bu muydu? Evet. Nasıl buldun odanı? Oda mı? Bana sormadan neden böyle bir karar verdin? Sürpriz olsun istemiştim. Bu sürpriz değil. Bu benim adıma karar vermek. Senin yerine karar vermek gibi bir niyetim yoktu. Birlikte çalışırız, yan yana oluruz demiştim. Senin de sevineceğini düşündüm. Ben kendi emeğimle, kendi çabamla bir şeyler yapmak istiyorum. Girdiğin iş yerinde beni patronun torpilisi olarak bilsinler istemiyorum. Torpille ilgisi yok. İşini yapacaksın sadece. Ben öyle düşündüm yani. Öyle düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Ama bu doğru olmaz. Yani çok da güzel olmuş her şey. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ama olmaz. Neden bu kadar büyük bir tepki verdi anlamadım. Yakın zamanda bazı tatsız olaylar yaşadık. Özür dilediğimi hatırlıyorsun o meseleler. Tekrardan güvenini kazanmaya çalışırım. Aşırıya kaçtım sanırım. Geçici bir şeydir umarım. Zamanla geçer. Umarım. Gül. Şu kapıya gelseydin ya Gül. Kapıya gel. Kapıya gel diyeceğiz ama Gül yok. Gül. Hay Allah. Gül. Gül neredesin? Yine nereye kayboldun? Gül. Betül. Kız. Betül. Bak. Nasıl olmuşum ama? He? Güzel olmuşum değil mi? Güzel de düğün falan mı var? Ne düğünü kız? Yemek videosu çekeceğim. Nereden çıktı şimdi düğün falan? Yemek videosu mu? He. Durma durma. Hadi dip köşe her tarafı iyice temizle. Millet seyredince vallahi tiksine veriyorlar pislik görünce. Tamam da Sümbül teyze mesaim var benim bugün. Birazdan çıkmam lazım. Kızım işini hallet çıkarsın canım. Allah Allah. Hadi hadi çabuk çabuk yap. Kanal Sümbül'e hoş geldiniz. Bugün size şahane, lezzetli, harika yemekler yapacağım. Ne gülüyorsun kız? Açıkta bir şey mi gördün? Yok. Sen Steve Jobs'ı tanıyor musun? Kimi? Sen Steve Jobs'ı bilmiyor musun? Steve Jobs mı? Ha, o işte o. Şimdi bu adama da çok gülüyorlarmış. Beceremez diye ama... Adam şimdi nerede? Öldü. Öldü mü? Hı-hı. Öldü. Kız ne zaman öldü? Evet, öldü. Ama merak etme. Ben senin mesajını aldım Sümbül teyze. Şimdi benim çıkmam lazım. Sana da kolay gelsin. Başaracaksın. İnanıyorum. Hadi görüşürüz. Ay. Yazık olmuş adamcağızı görüyor musun? Genç yaşta ölmüş. Ne yapacağım? Ölüm bu. Neyse. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Yalnız programımıza başlamadan önce size çok üzücü bir haberim var. Steve Jobs ölmüş. Canım. Betu. Ela, iyi misin? Değilim ya. Ne oldu söyle? Furkan beni ofise çağırmıştı ya hani. İş teklif etmek içinmiş, yanında çalışayım diye. Gerçekten mi? Çok iyi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı yani. Levent Furkan'a bir şey anlatmamış. Anlatmamış ama saçma sapan bir şey oldu. Nasıl saçma sapan? Ya bir de o kadar özenmiş gibi görsen var ya. Bunu o da hazırlamış. O kadar uğraşmış ki. Neyse reddettim. Yani Levent oradayken olmaz çünkü. Ya var ya reddetmeye de geçtim. Bir de çıkıştım ben Furkan'a. Hadi ya. Yani Levent oradaydı. Ne yapacağımı bilemedim. Şaşırdım kaldım. Çok kötüydü ya. Boş boşuna da kırdım Furkan'ı. Konuşursunuz, çözersiniz. Sen bir sakinleş, tamam mı? Ben şimdi işe gidiyorum. Akşam konuşuruz, tamam? Tamam canım. Tamam, görüşürüz. Dağınıklığına bak. Toplayan var tabii de at dur. Şu oyuncaklara bak be. Vallahi bizim mahalledeki bütün çocuklara yeter bunlara. Aa. Ay, aynı Melek Hanım'a benziyor bu ha. Sanki onun için yapmışlar. Suratsız. Sabah gene azarladı beni yok yere. Aslında hata bende ha. Ben sana çok yüz veriyorum biliyor musun? Aslında hiç yüz vermeyeceğim. İşini yapacaksın gideceksin de. İşte ah salak kafam ah. Valla öyle bir üç kuruş koklattın. Ha, gerisi de gelmedi. Ha? Ay ay. Bak bir tane büyü vardı. Neydi onun adı ya? Hani böyle şey yapıyordun, böyle buradan iğneyi batırıyordun, o oradan ayağını kaldırıyordu. Şöyle şuradan kolunu yapıyordun, o böyle kolunu kaldırıyordu. Ay. Sana ondan yapmak lazım da işte. Bakma ben gene iyi insanım, insaflıyım ben. Gül neredesin? Ah, ne yapıyorsun? Çamaşırları topluyordum abla. Zeynep'in eşyaları var, ben onları... Ya bırak çamaşırları, ben topladım. Zeynep okuldan dönecek, hadi. Bir sürü işimiz var mutfakta. Peşinden koşturup durma beni. Hadi yürü. Tamam. Daha yuvarlak sanki ya. Bu nasıl el yazısı ya? Başladı. O gelinliği giymene izin vermeyeceğim ben sana. Asla, asla giyemeyeceksin. Hadi bakalım Ağustos'cum. Devam. Ye biraz daha baskın. Harikasınız. Gördüğüm en uyumlu çiftlerden birisiniz. Tebrik ediyorum. Çok da çabuk öğrendiniz. Sayenizde.
Sayenizde, teşekkürler. Artık benim yapabilecek bir şeyim kalmadı. Bu sizin eseriniz. Benden buraya kadar. Bol bol artık prova yapacaksınız. Yani ben daha zor olacağını düşünmüştüm aslında. Söylemiştim sana. O zaman ilk gösterimizi yapabiliriz. Zeynep'e. Tamam, hemen mi? Evet, yani okuldan gelmek üzere. Geldiği zaman hemen sürpriz yaparız ha? Tamam. Ama okuldan gelişinde. Tamam o zaman. Hiç vakit kaybetmeden prova. Gitmeden ben sizi de izlemiş olurum. Olur mu? Olur. Hazır mıyız? Hazır. Tabii ki. Son, iki, üç. Her şey düzeliyordu ben. Biz Furkan'la her şeyi hallediyorduk. Nereden çıktın sen yine benim karşıma Levent ya? Sen niye benim peşimi bırakmıyorsun ya? Neden ya? Neden? Neden? Ben biraz çıkıyorum. Hava alacağım. Çık bence de, iyi görünmüyorsun sen. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Canını sıkma bu kadar. Tamam, büyük bir tepki verdi ama onun da kendince haklı sebepleri vardır. Hı, olabilir. Benden uzak durmaya çalışıyorsun değil mi Ela? Boşuna. Beni hayatından çıkaramayacaksın. Asu teyzeciğim, iyi misiniz? Asu teyze, duyuyor musun beni? Dayan bakalım, dayan. Daha ne kadar dayanabileceksin? Efendim Melek?
Ayşe, ay Asude teyze çok kötü durumda ya. Baygın yatıyor kadın. Aa, niye? Bilmiyorum ki hayatım. Kadın gözünü açamıyor resmen. Çok korkuyorum. Dur bir dakika. Ben bir doktoruna haber vereyim, uğrayıp baksın. Hayır canım, doktora falan haber vermene gerek yok. O kadar değil. Niye? Hayatım, şimdi Murat'ın böyle haberi yok durumdan, anlıyor musun? Yani ortalığı verveleye vermeyelim. Tamam da hayatım, bizim yapabileceğimiz bir şey yok ki. Aslında var, biliyor musun? Ne var? Hani şu Nazlı bir karışım yapmıştı ya, böyle bitkisel bir şeyler var diyordu içinde. Karışım, böyle macun gibi bir şey. Yani? Yani hayatım. Acaba diyorum, Asude teyzeye o mu dokundu? Yani sen acaba onu bir alıp şöyle laboratuvara götürsen, bir test yaptırsak? Niye böyle bir şey yapayım Melek? Arayalım doktoru işte. Ay ne taktın sen bu doktora Allah aşkına ya? Bir şey rica ediyorum, bu kadar mı zor? Hayır da anlamadım yani, niye? Hayatım, belki içindeki bir şeye Asude teyzenin alerjisi olabilir. Yani nereden biliyoruz? Şöyle bir hızlıca test ettirelim, sonucu öğrenelim değil mi? Hepimizin için rahat etsin. Hayır bak, bunu yemeye başladıktan sonra oldu diyorum bu. Öncesinde böyle bir şey yoktu yani. Tamam Melek, test ettirelim nasıl istersen. Ay yaşasın, süpersin. E ne yapayım, ben mi getireyim sana? Gerek yok. Ben dışarıdayım zaten, uğrarım birazdan. Tamam, görüşürüz. Evet, soğanlarımızı tencereye koyduk, güzelce kavuruyoruz. Daha sonra da domateslerimizi alıyoruz. Onları da güzelce tenceremizin içine katıyoruz ve güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Soğanlarımız ve domateslerimiz kavrulurken, bakın, görüyor musunuz ne güzel kavruluyor. Kavrulurken biz ne yapıyoruz? Tabii ki sebzelerimizi alıyoruz ve onlara başlıyoruz. Ama nasıl oldu acaba ya? Bir baksana acaba? Dur. Bir bakayım nasıl oldu? Güzelce kavuruyoruz. Sonra doğradığımız domateslerimizi alıyoruz. Onları da güzelce tenceremizin içine katıyoruz. Aa! Uf. Hep güzelce demişim ya, papağan gibi. Of! İşte güzel çıkmamışım vallahi. Kapkaranlık yüzüm şuraya bak. Nasıl yapacağım ki, bilmiyorum ki. Aa, bu paçoz Fadime beni niye arıyor ki? Fadime, kız. Nasılsın? Özledim vallahi. Ay sorma, ben de özledim ama çıkamıyorum canım. Çok meşgulüm bu ara. Kız niye meşgulsün lan? Yoksa kızları çeyiz mi hazırlığı yapıyorsun ha? Yok be. Vallahi elime şiş alacak vaktim yok. Benim bu yemek kanalı vardı ya, patladı kız. Ne patladı kız, anlamadım. Kız çok duyuldu. Aboneler yetişemiyorum. Akşama kadar mutfaktayım. Hı, anladım. Kız aramızda kalsın. Yemek programına çıkacağım. Başvuru yaptım. Ondan sonra kimse tutamaz beni. İzlersin bacını artık. Hı, çık. İzlerim. Ha bak, niye aradım seni? Niye arayacağım? Hava atmak için. Vallahi bildin kız. Hani sen zengin damadı kaptım, daha da işim olmaz size falan diyordun ya. Yaya kaldın anam. Yakında benim işim olmaz seninle artık. Söylemezsem içimde kalırdı. Ay. Pat diye yüzüme telefonu kapattı ya. Paçoz. Görürsün ama kim yaya kalıyor, görüşürüz. Yarın yatırımcılarla bir toplantı var. Onun için bir çalışma hazırladım. Kusura bakma Levent. Onu tamamen unuttum. Hiç sorun değil. Birbirimizi idare ederiz. Sen Ela'yı mı düşünüyorsun hala? Bak üstüme vazife değil ama sonuçta Ela'ya ikimiz de iş teklifinde bulunduk. Onun için istersen Ela'yla ben de konuşabilirim. Bu tamamen Ela'yla benim aramda. Benim halletmem lazım. Tamam. Nasıl istersen. Ama yapabileceğim bir şey olursa söyle lütfen. Elinden geleni yaparım. Sağ ol.
Hiçbiri de videomu beğenmemiş. Saçaklı Fadime'nin videosunu beğenmişler. Benim videomu beğenmemişler. Namkörler. O kadar yemek yaptık, hazırlık yaptık. Emek verdik herhalde, değil mi? Selam Allah. Kız. Hı-hı. Ne oldu? İş bulamadın mı gene? Bu ne surat? Yok hala iş değil ya. Yoksa gene Furkan'la aranız mı bozuldu? Ben bugün Furkan'ı istemeden kırdım hala. Sebep? Niye kırdın çocuğu? Ya ne bileyim öyle işte ama istemeden oldu. Var ya sizin hiçbirinizde bir gram akıl yok vallahi. Yaptıklarına bak. Çocuğun kıymetini bil biraz. İki güne kalmaz bırakır bu çocuk seni sen böyle davranmaya devam edersen. Sonra da kafanı taşlara vurursun ama fayda etmez. Kahve mi o? Evet, içersin değil mi? Harikasın. Buyur. Teşekkür ederim. Oh, çok güzel olmuş. Yorulduk ama değil mi? Biraz. Az önce hocaya yolcu derken o da itiraf etti bizi yorduğunu. Bence değdi ama. Dur bakalım. İlk sıramızı bizim ufak prensese bir verelim. O zaman anlarız. Doğru. Murat, bu arada ben derse girmeden önce Mahsus Hanım'a uğramıştım. Pek iyi görünmüyordu. Bir uğra istersen sen de. Tamam. Okula çiçek getirecekmişiz Yusuf dede. Kendi diktiklerinden götürebilir miyim? Geldi. Götürebilirsin Zeynep'im. Seçeriz beraber, götürürsün. Gel karşılayalım, ben sonra anneme uğrarım. Tamam. O zaman menekşe. Tamam, menekşe götürürsün öğretmenine. En güzellerini seçeriz, tamam mı? Annem gelmiş. Ben geldim. Hoş geldin. Ben biraz yazma öğrendim biliyor musunuz? Öyle mi? Hı hı. Açalım bakalım. Oy, oy. Bakayım. Bak burada senin adın yazıyor. Cemre. Aferin bir tane. Peki benim adım nerede? Senin adın da burada. Murat. Aferin benim prensesime. O zaman bizim de sana çok güzel bir sürprizimiz var. Sürpriz mi? Ama yarını beklemen lazım. Neden bugün değil? Neden yarın? Çünkü sürpriz bugün hazır değil, yarın hazır olacak. Of. Nasıl sürpriz olacak? Elbise mi? Değil. Yiyecek bir şey mi? Öyle bir şey de değil. Üf, çok merak ettim. Birazcık merak etmen lazım. Yani böyle daha çok heyecanlı olur. Hadi bakalım küçük hanım, elimizi ağzımıza yıkayalım. Tamam. Hadi bakalım. Ben de bir yukarı çıkayım. Tamam. Oh. Anne, sürpriz ne? Babam gitti, söylesene. Sürpriz bu bir tanem, söylenmez. Babam gitti, kulağıma söyle, babama söyleme. Sana sürprizin ne olduğunu söylemeyeceğim. Söyle, söyle. Oh, sürpriz kocamına küçük. Hadi bakalım küçük hanım, doğru banyoya. Koş, 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 koş. Ay harikayım ya. Of. Senin için yapamayacağım şey yok işte ya. Şunu bir anlasaydın başından beri. Bu kim ya? Ay şu an Aslı'yı kimsenin görmemesi lazım. Murat. Ya Murat'cığım, Aslı teyze uyuyor da ben az önce kontrol ettim. Daha sonra bakarsın istersen. Ya Melek, annem normalde bu kadar uyumazdı. Acaba doktoru mu arasak?
Ben doktoruyla da konuştum. Bu ilaçların yan etkisi olabilir diyor. Tamam o zaman. Annem uyandığında ben gelip bakarım. Tabii, haber veririm ben sana. Sağ ol. Ya Murat. Ya aslında benim aklımda başka bir şey var. Yani şimdi biliyorsun ben Avusta teyzeyi sık sık kontrol ediyorum. Hep yanındayım. Yani onun bu durumu sanki Nazlı'nın ona hazırladığı o karışımı yemeye başladıktan sonra oldu gibi. Yani? Yani acaba dokundu mu diyorum. Sanmıyorum. Bitkisel bir karışım. Ben de gördüm tarifini. Dokunacak bir şey yok. Ayrıca sen Nazlı'nın böyle bir şeye dikkat etmeyeceğini mi düşünüyorsun gerçekten? Ay canım, ne alakası var ya? Aklım ucundan bile geçmedi öyle bir şey. Ben sadece Aslı teyzeyi düşünüyorum. Onun için endişeleniyorum. Yani biz acaba yine de o karışımı bir teste falan mı göndersek? Ha belki içindeki bir şeye dokunuyor. Emin olmuş oluruz. Melek. Senin ağzından çıkan ayak kulağın durmuyor sanırım. O yüzden biz bu konuyu burada kapatalım. Annem uyandığı zaman bana haber verirsen sevinirim. Bekle de gör bakalım. Ayşe, geldin mi? Tamam, iniyorum hemen, bekle. Ayşeciğim. Bir tanem bu kadar önemli olmasa gerçekten yormaz mı seni buraya kadar? Ya, sorun değil, dışarıdaydım ben de zaten. Bu mu? Evet hayatım. Yani... Biraz az alabildim ama yeterli olur umarım. Tamam tamam, yeterli bu. Ben gelmişken Ağustos Hanım'ı da görecektim. Niye beni burada beklettin? Hayatım uyuyor şimdi. Artık bir dakika gelişinde görürsün. Gene mi uyuyor? Sorma Ayşe ya, biz de anlamadık. İşte o yüzden diyorum, sen şunu bir an önce teste gönder. Bakalım sonuç ne çıkacak. Tamam. Sen bir şey olursa bana haber verirsin ya, tamam mı? Selam söyle. Tamam. Aleyküm selam aşkım. Canım, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ağlayacağım ki herkes seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacak. Gerçek bir anne kız olduğumuzu öğrenecekler. Halime çok üzülecekler. Sen de bütün acılarından kurtulmuş olacaksın. Ama merak etme. Emanetin olan bu konak ve tabii ki sevgili oğlum benim yanımda olacak. Gözün arkada kalmasın. Senden kalan her şeye çok iyi bakacağım. Yemeğini getirdim. Uyandıralım da yesin. Ver bana. Ben uyandırır yediririm. Ay siz zahmet etmeyin. Ben yediririm. Zaten ben zahmet ediyorum Hatice. Sen mi duruyorsun başında? Dururum gerekirse. Ben de dururum. Lazım olmuyor demek ki. Hadi sen bak işine. Gerek yok. Peki. Meraklı Melat. Ben bilmiyorum sanki seni.
Harikasın sevgilim. Teşekkür ederim. Bence ikimiz de çok iyi bir iş çıkardık bugün. Değil mi? Çünkü bütün gün prova yaptık. Ama bence bugünlük yeter. Emin misin? Bak Zeynep'in testinden geçeceğiz ona göre. Büyük bir sınav vereceğiz. Vallahi beceremezsek dilinden kurtulamayız. Allah sürekli güler durur bize. Bence biz birlikte bütün sınavlardan geçeriz. Zeynep de dahil mi? Dahil. Onun için bir an önce gidip yatıp dinlenin. Bence sen yat. Ya benim biraz işim var. Ne işi? Zeynep'in gelinliğini tamamlayacağım. Böyle süs falan ekleyeceğim. Çok yorma kendini. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Beni hala affetmiyor sanırım. Çözüyoruz gibi olmuştu. Yoluna giriyor gibiydi her şey. Öyleydi zaten. Çok iyiydiniz. Değilmişiz demek ki. Gerçi ara sıra durgunlaşıyor gibiydi gene. O kadar olacak oğlum. Çok zor şeyler yaşadı kız. Arada dengesi de şaşar. Sen bunlara biraz hazırlıklı ol. Olayım hala, olayım de ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ben ona bir adımla geliyorum, o benden uzaklaşıyor. Tamam, iş meselesi belki hazırlıksız oldu. Ama bir sürprizdi zaten. Niyetimi anlar diyormuştum. Ya bu kadar büyük bir hata mıydı? Bu kadar büyük bir tepki verecek kadar büyük bir hata mıydı? Onu anlamadım ben. Hata falan yok oğlum. Ama Ela hassas bir dönemden geçiyor. Biraz anlayışlı olacaksın, sabredeceksin. Kendine gelmesi için ona biraz zaman tanı yavrum. Üzme kendini oğlum. Her şey yoluna girer. Levent'i kendine uzaklaştıracağım derken Furkan'dan uzaklaşıyorum. Hem de hiç hak etmediği halde kırıyorum çocuğu bir de ya. Arayıp özür dilemek istiyorum ama onu da yapamıyorum. Çünkü net bir tavrımın olması lazım. Yoksa her şey birbirine giriyor. Canım benim, zar zor toparlandınız zaten. Bu çocuk sana deliler gibi aşık. Sen de onu çok seviyorsun. Yazık etme lütfen. Bilmiyorum Betül. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum ben artık. Ben sana ne yapacağını söyleyeyim. Furkan'la aranın kimsenin girmesine izin vermeyeceksin. Tamam. Ya Levent kimmiş bırak, ne yapıyorsa yapsın Ela ya. Sen kendi ilişkine bak, tamam mı? Böyle korka korka devam edersen olan size olacak. Doğru söylüyorsun ya. Doğru söylüyorum tabii ki de. Vallahi doğru söylüyorsun. Günaydın. Gel bakalım sen şu prenses. Allah. Yarın oldu. Artık sürprizimi alabilir miyim? Sabah edememişiz belli. Oho, benim rüyalarıma bile girdi. Öyle mi? Evet, rüyamda siz bana uçak almıştınız. Uçakla uçuyordum. Uçak mı? Evet, uçak. Ama küçük uçak, benim boyumda. Tamam, küçükse sorun yok o zaman. Yoksa uçak mı? Hayır hayır, uçak değil. Ne o zaman? Aa, şu anda söyleyemeyiz. Önce okula gitmen lazım. Sonra söyleyeceğiz. Ama siz yarın demiştiniz. Okuldan gelene kadar akşam olur. Şimdi göreyim. Kolay gelsin. Sağ olun. Dünkü teklifin hala geçerlidir umarım. Gerçekten istiyor musun burada çalışmayı? İstiyorum. Yanında olmak istiyorum. Ben dün için özür dilerim. Sadece mutlu olacağını düşünmüştüm. Böyle bir tepki beklemiyordum açıkçası. Biliyorum. Hala kızgın mısın bana? Geçti.
tane tümsek var. Evet. Hazır mısın bir tane? Evet, hazırım. Açın artık. O zaman açıyorum. İnanmıyorum. Müthiş. Hayal ettiğimden bile daha güzel. Bayıldım. Nereden buldunuz bu kadar güzel gelinliği? Annen senin için dikti bir tane. Annem mi? Çok sevindim. Ben beni çok sevindim bir tane. Güle güle gel. Teşekkürler. O zaman sıra ikinci sürprizimizde. İkinci sürpriz mi? Evet. Ben bugün havaları uçacağım herhalde. Bir tanem, bizim annenle nikah dansımız vardı ya. İşte bugün onu ilk defa sana karşı yapacağız. Yani ilk seyircimiz sen olacaksın. Yaşasın! Hadi bakalım. Ben Aside Aslan, merhum Hakkı Aslan'ın eşi, Murat Aslan'ın annesi Aside Aslan. Burada okuduklarınız benim son sözlerimdir ve gözümün arkada kaldığının açık bir ifadesidir. Bütün bir hayatımı acısıyla tatlısıyla geçirdikten sonra içim rahat göçemiyorum bu dünyadan. Son nefesimi huzurla verip geride bıraktıklarımın aklımda tebessüm eden yüzümle kalabilmeyi çok isterdim. Fakat bu mektubu okuduğunuza göre bana böyle bir ölüm kısmeti olmamış demektir. Benim gibi varlık içine doğup devamında mutlu bir evlilik yaşayan ve sağlıklı bir evlat büyüttükten sonra kucağına torununu almış olan bir kadının gözünü arkada bırakacak nasıl bir derdi olduğunu merak ediyorsunuzdur eminim. Benim gözümü arkada bırakan bizzat oğlumdur. Bana olan sevgi ve saygısı, ailesine bağlılığı ve çok az kişide rastlanacak derecede sağlam kişiliğine bakınca buna inanmakta zorlanacaksınız biliyorum. Ancak bu acı bir gerçek. Oğlum hayatta her konuda gösterdiği doğru tercih yapma becerisini konu aile kurmaya gelince maalesef gösteremedi. Bu konuda beni hep yanılttı. Ben kızım gibi gördüğüm Meleği en baştan beri oğlum için doğru eş olarak görsem de Murat'ı bu konuda doğru tercih yapmaya ikna edemedim. Bu yüzden de mutlu, gülümseyen yüzümün altında kimsenin görmediği acı dolu çehre gizli kaldı hep. Korkarım mezarımda bile rahat edemeyeceğim. Çünkü oğlum, biricik evladım bana bu hayattan istediğim şeyi çok gördü. Onu ve torunuma emanet edebileceğim tek kişi Melek'ken Murat yanlış tercihler yapmaya devam etti. Melek'le onun evlendiklerini bilsem yattığım yerde huzur bulurdum. Ama oğlum bunu benden esirgedi. Ben artık sonsuz bir huzursuzlukla karanlık bir mezarı, ev edinmiş bahtsız bir kadın.